civarında okulda bulunduğumuz bir zamanda şimdi dışarıdan gelen yüksek gürültüyle birden dışarı çıktık. Baktık ki yine her zamanki gibi gördüğümüz klasik bir görüntü olarak bir kaza olmuştu. Apar topar olay yerine gittik. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Lakin sürekli yaşanan bir durum burada. Her seferinde biz burada kazalara tanıklık ediyoruz. Şanslı günümüzdeymişiz ki bugün okullar tatil. Öğrencinin olmadığı bir güne denk gelmesi büyük bir facianın eşinden döndüğünün habercisiydi bu. Tabii ki yetkililere sürekli sesleniyoruz, buradan vurguda bulunuyoruz. Diyoruz ki burada da kavşaklarda bir önlem alınsın, hız denetimleri yapılsın. Okul çıkışı saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, cami güvenliğinin alınması için sürekli kaymakamlık nezdinde olsun, emniyet nezdinde olsun girişimlerde bulunduk. En son geçen Abdülmuttalip Bey'in bizi ziyaretlerinde eski vekilimizin bu konuyu kendilerine de ilettik. Kendisi dedi ki bizzat ben bu konuyla alakadar olacağım. Hani bugün de şahit olduk ki bu görüntüler daha da sıklıkla yaşanacak. Tabii ki temennimiz odur ki bir canı mal olmadan bir an önce bu güvenlik önlemlerinin alınması, insanların canının daha fazla tehlikeye girmeden trafik kurallarına uyulmasını temennimiz odur ki bir an önce bunlar bir sorulsun. Öğrencilerin de robotlarının bileceği bir zaman bilim olsun. İzlediğimiz güvenlik kamerasındaki görüntülerde hani tüp taşıyan bir küçük aracın arkadan başka bir araç tarafına çarpması sonucu yaklaşık 15-20 metre sürükleniyor. Allah'tan ki orada karşı taraftan hemen yanına gelen araç o tüpçü arkadaşı ezmemiş. Bak burada feci bir kaza var aslında. Yani hemen yanına koştuğumuzda çok şükür sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Ama tabii ki olay şokuyla daha sonra ambulanslar geldi. Ne oldu bilmiyoruz. Daha sonra görüntüle ulaşmak için içeri girdik. İşte bu görüntüler maalesef bize çok şey ifade ediyor. Yani daha beterlerinin de olabileceğini. Burada tamamıyla iş sorumlu sürücülere ve yetkililere düşüyor. Yani yetkililer bu anlamda önlem almalılar. Kavşaklarda ya bir trafik ya uyarıcı ya da okul çıkış saatlerinde polislerin görevlendirilmesi lazım. Eğer bunlar olmadığı zaman Allah korusun 3.20'de 3.30 civarında bir yüksek ortalaması çıkıp bakın bu taraflara sanki bir sürü öğrenci birden çıkınca insan topluluğu, insan yığını görüyorsunuz. Doğal olarak bunun sonucunda da tehlike arz ediyor. Çünkü öğrencilerin dersten çıkıp dikkati de dağılabilir, sağına soluna bakmayabilir. Sürücülerin de dikkatli olması lazım. Trafik uyarı işaretlerinin daha sık kullanılması lazım. Bu konuda yetkililerden isteğimiz budur ki bu önlemlerin bir an önce alınıp bir cana daha mal olmadan yetkililere sesleneceğimiz olay budur. Çekici açıklama oluyor.